bu gafletinle üzerimizden kalkacağı günler yaklaşıyor. Çünkü insanlar biraz aldanırlar. Bir müddet inanırlar. Sonra bir netice çıkmayınca yahu inandık bir şey yok. Biraz daha bekleyelim. Kalplerine şüphe düşer. Biraz derken yahu bunlar bizi aldatmışlardır diye aldandıklarını kabul ettikleri anında şer mihraklarının efendim, ocakları söner. 80 sene dünyaya ve bir hasta inanan kimselere kan kusturan melun komünistlik lanetlenmiş. 80 sene milleti aldattı ve en sonunda aldandığını bilip bir tek kimse çıktı. Milyonlarla amelenin içerisinde, milyonlarla ameleyi, işçiyi, sizi biz yer yurt sahibi yapacağız. Bu sizin saltanatınız olacaktır diye aldatan melunlar netice itibariyle efendim yalanları meydana çıktı. Bir tek amele çıktı. İş başı etmiş iken o gün iş başından çıkıp dışarıya geldi. Dedi ki ey işçiler 80 senedir bizi aldatan bu idareyi yıkacağız. Biz bunları devireceğiz. Bir fişek atmadan bir tek amele lanetlenmiş komünist sistemini yıktı. İbret al. İnsanlar aldatıldıklarını anladıkları zaman müthiş aksülamel olur. Müthiş karşılık gelir. Kendini aldatana karşı müthiş kinlenir. O kinlenen kütlelerin karşısında artık durulmaz. O kütleler artık teskin olmaz. Onun için sakınsınlar. Herhangi bir başka memlekette kütleleri aldatan, bilhassa Müslüman kütlelerini aldatanlar sakınsınlar ki bir gün şiddetli bir aksülamel ile onların kuvvetinin 100 misli de devrilir. Ve bugün yumuşamaya başlayan milletin nabzına, tansiyonuna bakan yukarıdakiler görüyor ki milletin tansiyonu artmaktadır. Artmaktadır. Ve nereye doğru yükseliyor? Patlama noktasına yaklaşıyor. Onun için tansiyon düşürücü tebliğler yapıyorlar. Efendim, benim gibi adamı da televizyona çıkıp konuşmamıza ses çıkartmıyorlar. Yoksa yiyip yutarlardı bizi. Ne kemiğimizi ne derimizi bırakmadan, çatır çatır kazana atmadan yerlerdi. Lakin ne yapsınlar? Tansiyon kalkıyor milletin. Tansiyon yükseliyor. Çünkü 70 senedir bir yalan içerisinde milleti hayal dünyasında yaşatıyorlar. Şudur budur, şudur budur diyerekten efendim yalan yanlış her şeyi söylediler. Şimdi tansiyon düşürücü ilaçlar kullanmaya meşgul oluyor. Efendim bu meselelerden önce olsa ama koskoca başbakan hanım başı örttü. Nasıl iş layıklık bu? Başını örten çocukları mekteplerden azlederlerdi.
O varlardı. Şimdi başbakan olan hanımefendi, efendim, başı örtülü oturuyor. Edemeyeceğim. Vücudun tarihi, efendim, kapalı boğazı, uzun kollu entarisiyle oturuyor orada, başı örtülü. Ya, gazeteler yattı. Ama gazetelerle tembih var, fazla ileri gitme. Milletin tansiyonu çıkıyor, berbat etmemiş bütün. Sen çıkartma, başını örtmedi, karıştırma. Yalnız onunla ittifa ettiler ki, başını örttü başbakan hanımefendi. Pek güzel. İnşallah makamında da örtecek. Tansiyon artıyor ve ilaç kullanmak istiyorlar, şudur budur. Şimdi öyle bir tansiyondur ki bu, ne ilaçtan, ne haptan, ne şuruptan, efendim, ne yağlı yememeden, ne şeker yememeden, ne sarımsak yutmaktan düşeceğe bengeye tansiyon değil bu. Bu tansiyon kuvvetli bir tansiyon. Biz de seyrediyoruz. Televizyon kanalından seyrediyorum. Bakıyorum nasıldır. Beruh bir öyle değil mi? Tansiyon nasıl? Atmosferin tansiyonu nedir? Kaç derecedir? Annen gidin onu sor bakalım. 46. Ne 46'sı yahu? Evet. Ha. Bizim vücutlarımız üzerinde atmosferin tazyiki nedir? 76 santimetre. 76 evet. Ne yapalım şimdi dar seviyesinde miyiz? 76 santimetre. Bunları birilerden öğreniyorum. Çünkü onları bilen odur. Arasına mı bahse ettiğimizi biliyor. Benim de aklımda kalıyor. Bu malumat 55-60 sene önceki malumatlardır. Havai Nesimi'nin işte tazikidir o. Civanın ağırlığı. Ya. Boş kabın içerisinde 76 santimetre civayı yukarıdaki bu havanın ağırlığıdır o. O ağırlık kalksa insanın vücudundan kan seli gelir. Patlar bütün damarlar. Allah'ın hikmetine bak sen. Bu hiçbir şey diye saydığımız bu havanın bir ağırlığı var santimetre murabba üzerinde. Her santimetre murabbağında. O tazik kalsa, o ağırlık kalsa vücuttan kan fışkıracak. İnsanlar hemen ölür. Şimdi bu manevi tansiyon meselesine bakıyor hükümet. Dehşet çıkıyor. Dehşet çıkıyor. Bilmiyoruz artık ne zaman hangi tedbir ile duracaktır. Bir tedbir var onu durdurmaya. Ona da yaklaşmazlarsa patlayıp etrafındakilerini harap edecek. Peki. Hemen Cenab-ı Allah rahmet kapılarını bize açsın. Ve hidayet kapılarını açsın. Çünkü buna muhtaçız. Lillahil hamdu ve şükür. Hamdu minnet ve şükür. Bir payan nihayetsiz. Şükürümüz, minnetimiz, hamdü senamız Cenab-ı Allah'adır. Zahirde her nimeti hesapsız vermiştir. Şimdi istediğimiz bu manevi yoldan bize hidayet buyursun. Bunu istiyoruz. İnsanların kalpleri patlayıp helak olmadan önce o inayet yetişsin bize. Peki. Ve min Allah'a tevfik. Allah Allah.
Allah Allah.